Bildiğim her şey 2015 yılında üzerinde çalışmaya başladığım bir çalışma aslında ve süre giden bir çalışma. Yani her sergilendiğinde yeni eklemelerle devam etmesi amaçlanan bir çalışma. Uzun yıllardır toplanmış, bulunmuş malzemelerle çalışan bir sanatçıyım. Ve bildiğim her şeye giden yolda da aslında bilgi teknolojileri, bilgiyi nasıl düşünüyoruz, üretiyoruz, dolaşıma sokuyoruz gibi konularla ilgileniyordum. Bu konuların başında ya da nasıl dolaştığının başında aslında internet teknolojileri geliyor. Ve 2015 yılına geri dönersek, Türkiye'nin sosyal medya üzerinden haber alma, haberleşme döneminin en yoğun olduğu zamanlardı. Medyaya güvenin kaybolduğu zamanlardı. Bunun yanına aslında benim bir de biraz böyle nörobilimler, beyin nasıl çalışıyor'ya dair ilgilerim eklenince bu çalışmanın ilk fikirleri ortaya çıktı. Orada da aslında beynimizin bizim sosyal hayatta ayırdığımız gibi dedikodu, kişisel bilgi, otobiyografik hafıza, okulda öğrendiğimiz bilgileri çok da ayırmadığını, mekanizmalarının aynı olduğu fikriyle, daha doğrusu bilgisiyle sosyal medyada da gündelik hayatımızda sürekli haberlerin düştüğü, işte yarım saat ekrana bakmasak gündemi kaçırdığımız bir dönemde bütün bu birbiriyle bağlantısız görünen şeylerin önümüzde akması fikrinin aslında bir imitasyonu. Yani bir yan çok ciddi bir siyasi haber görürken üstüne işte arkadaşımızın orada yemek yerken çektirdiği fotoğrafla karşılaştırmak. Dolayısıyla bildiğim her şey bir insanın hayatta, burada tabii kendim oluyorum sanatçı olarak, biriktirdiği, düşündüğü, hafızasına attığı, okulda öğrendiği her şeyi kağıda dökme çabası. Burada bir kategorizasyon yok. Aslında bilincin serbest akışıyla ilerleyen bir çalışma. Yazmaya başladım. 3-4 ay boyunca günde en az 1 saat ayırarak aslında bir performans gibi oturup aklıma gelen her şeyi, bildiğim her şeyi yazdım. Burada tabii yine dediğim gibi sosyal medya timeline'larında önümüze düşen bilgiler gibi her şey her şeyin içine geçiyor. İşte dişimizi nasıl beyazlatırız bilgisinden çok kişisel bir dedikoduya, işte Türkiye siyasi tarihinde o an olmuş bir şeyden 1970'lerde olmuş bir şeye kadar sürekli zihnin içinde salınıyor. Dediğim gibi devam da eden bir çalışma. Yani her gün tabii ki 1 saat bunları yazmıyorum ama yeniden bir sergilenme durumu olduğu zaman oturup yeniden böyle bir sürecin içine girip yine o bireyin zihninde devam eden bilgileri kaydını tutmaya çalışıyorum. Sergilenme şeklinde de bilgi kartları biçimini tercih ettim. Çünkü hani bu kütüphanelerde karıştırdığımız ve bir çeşit indeks gibi kullandığımız kartlarla hani o sosyal medya ekranından uzaklaştırıp aslında dokunabildiğimiz bir malzemeye dönüştürmek istedim. Bu ilk defa 2015 yılında sergilendi. Daha sonra başka yerlerde de sergilendi. Ancak Yapı Kredi'de bu bağlamın içinde olması tabii başka bir anlam kattı ve bu kadar sene sonra yeniden gösterilmesi. Birincisi o dönemde görmemiş kişilerin görüp yeniden yorum yapmasını sağladı. İkincisi çok fazla insandan da ne kadar fazla şeyin, yükün altında eziliyormuşuz ve ezilen sadece ben değilmişim diye yorumlarla karşılaştım. Çünkü en yoğun yazıldığı dönem 2015 olması ve bugün 2021'de arada geçen 6 senede en az bunun kadar ya da bunun 3-4 katı şey yaşanmış olması sanırım insanlarda böyle bir ağırlık da yaratıyor. Serginin bağlamında da burası dediğimiz yerin aslında çok fazla katmanına da dokunuyor. Yani lokal olarak burası, şehir olarak İstanbul, ülke olarak Türkiye, coğrafi yakınlıklar olarak coğrafyalarımız ve elbette benim için burası her zaman hani kendimi bir dünya vatandaşı olarak gördüğüm için bütün dünya ve aslında bir bireyin hayatından yola çıkarak dünyanın pek çok yerindeki pek çok bilgiye de dokunuyor diyebiliriz.